2023'ten sonra nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz? Evet sevgili izleyenler, Söz Milletin programında bugün vatandaşlarımıza bu soruyu yönelteceğiz. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak? 2023'ten sonra nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz? Vallahi hiç umutlu bir Türkiye beklemiyorum. Neden? Görünüyor zaten. Türkiye batmış bu vaziyette. Türkiye batmış derken nasıl bir batma bu? Ekonomi bakımından. Ekonomi bakımından batık. Peki ekonomik durum neden bu hale geldiğini düşünüyorsunuz? Karşı gelmekten. Avrupa ülkelerine karşı gelmekten. Amerika'ya? Amerika'ya. Peki Amerika'ya karşı gelmemek mi gerekiyor? Vallahi bir kere elimizi kaptırmışız oraya. Elimizi ne zaman kaptırdık? 60'lı yıllarına. O dönemlerde kaptırdık. Bir daha da şey yapamıyoruz. İsminiz neydi bu arada? Erdoğan. Erdoğan abim, peki elimizi kaptırdık diye hep elimiz orada mı kalacak? Karşı gelen bir şey yok. Geldim ambargo konuyor, biz zor durumda kalıyoruz. Halk zor durumda kalıyor. Nasıl bir çözüm öneriyorsunuz? Vallahi büyüklerimiz daha iyi biliyor bunları. Biz fikir vermekle şey yapmıyoruz. Peki devletin başında siz olsaydınız nasıl bir yol çizerdiniz kendinize? Vallahi ne diyeyim şimdi, o anda şimdiki gelmiyor aklıma. Aklıma gelmiyor ama sakin bir zamanda şey olur. Olmaz diye bir şey yok. Düşünür, hallolur diyorsunuz. İlla ki elimizi oradan çekeceğiz. Peki şu anda devletin Amerika'ya yapmış olduğu yaptırımlar, Amerika'nın yaptığı gibi bizim de onlara yapmış olduğumuz yaptırımlar, onların ürünlerini almamak için ambargo koymalar, vergi artırımına gitmeler. Bunları nasıl buluyorsunuz, doğru buluyor musunuz? Hayır, doğru bulmuyorum. Hep bizim halkımıza zarar bunlar. Zararı çeken halktır. İşverenler olsun, üreten kişiler olsun, herkes zarardadır. Çünkü ambargoyu koyuyorlar. Gereken ham maddeyi zaten biz zaten kendi şeyimizi üretemediğimiz müddetçe dışarıdan almak mecburiyetinde kalıyoruz. Bize maksat biz üretmemiz lazım. Peki rahip hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi onu hiç şey yapmayayım. Yani sizce serbest bırakılmalı mı? Çok yardım etti. Cezasını çeksin. Neyse cezası onu yapsın. Amerika'nın demesiyle vermeyelim diyorsun. Yok ya, illa onların her dediğini yapmak mecburiyetinde değiliz. Ne Avrupa'nın ne Amerika'nın. Öyle. Pekala, çok teşekkür ederim Erdoğan Bey. Çok sağ olun, hayırlı günler. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Nedim Çancı. Nedim Bey, 2023 yaklaşıyor. Evet. 2023'ten sonra nasıl bir Türkiye bekliyorsun? Ya şimdi, ya ben bugünkü dolar kuruna baktım. Gerçekten korktum yani, bilmiyorum da. İnşallah iyi olur diyorum ama ben iyi olacağını zannetmiyorum. Öyle tahmin ediyorum. Neden? Ya engelleyemiyoruz. Doları engelleyemiyoruz. Neyi engelleyemiyoruz? Dolarla ne işimiz var? Yani dolar kaldıralım ya. Gitsin dolar, bitsin yani. Bizim bir dolar yüzünden yani çektiğimiz çileye bak. 6,5 lira dolar olmuş. Düşünsene 10 lira olduğunu düşün. Bir gömleği 20 lira alıyorsan 150 liraya giyeceksin en ucuzunu. Peki bu Amerika'ya aynı zamanda karşı koymakla dediğini yapmamak... Direniyoruz. Bu direnmekte haklıyız. Şu anki durumda biz yani direnmemiz gerekiyor ama nereye kadar? Nereye kadar direneceğiz? Peki bundan sonra nasıl bir yol öneriyorsunuz? Devletin başına siz olsaydınız ne yapardınız? Ben olsaydım dolarım olanla hiç uğraşmazdım. Amerika'yla hiç samimi olmazdım yani. Yani kendi para biriminizle... Aynen öyle ya, aynen öyle. Bizim paramızın, yani Amerika'nın doları varsa bizim de Türk paramız olurdu. Öyle geçinirdik yani. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 2023'ten sonra nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz? Bana ben bir şey demiyorum. Peki hala çok sağ olun. Hayırlı teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. Uğur Bey, 2023 yaklaşıyor. 2023'ten sonra nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz? İlerisi daha iyi olabilir. Neden? Neden? Ekonomi gittikçe düzeliyor. Yaşam kolaylaşıyor. Ekonomi düzeliyor diyorsunuz fakat insanlar doları artışından ekonominin çok kötü durumda olduğunu söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? Hükümete yapılan bir tuzaktır. İnşallah düzelir. Düzelir. Saydın mı? Tayyip Erdoğan olduktan sonra Türkiye düzelir. Peki bundan önce nasıl bir Türkiye vardı? 2023'ten sonra nasıl olacak? Şimdi iyi sayılır. Bundan sonra da daha ileriye doğru gidiyor. Peki hala size soralım. Merhabalar. Merhaba canım. İsminiz nedir? Cemal. Cemal Bey, 2023 yaklaşıyor. Hükümetin 2023 hedefleri var. 2023'ten sonra Türkiye'yi nasıl bir dönem bekliyor sizce? Valla bilemiyorum yani. Şu anda çok iyiyiz yani. Şu anda iyi. Ama ilerisini bilemiyorum. İnşallah iyi gider. Şu anda neler iyi mesela?
devlet iyi bakıyor millete. Hepsine maaş veriyor, ne bileyim hastalara bakıyor, hastaya bakana bakıyor, emekli parası alıyorlar. Yani bir fıkra yok. Ben şimdi bakıyorum, şimdi adam ben param olsa da araba alacağım, ev alacağım diye yok. Alıyor, çat diye alıyor. Herkesin evi de var, arabası da var. Biz eskiden çocukluğumuzda bunlara gelince yatacak yer bulamazdık. Şimdi herkesin evi var. Otele gitsek paramız yoktu. Şimdi her şeyimiz var Allah'a şükür. Yani biz memnunuz. Peki bundan önce Türkiye nasıldı? Valla iyi değildi önceden. Hastanelerde de biliyorsun özel hastanenin önüne geçen... Ben bilmiyorum. Küçüğüm. Şimdi iyi yani. Özel hastaneye gidiyoruz. Hastanelere iyi bakıyorlar. Doktor işi hiç problem yok yani. Allah razı olsun. Bunların iyisini bulamayız hem de. Pekala, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bunlar iyi bulamayız yani. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Kemal. Kemal Bey, 2023 yaklaşıyor. 2023'ten sonra Türkiye'yi nasıl bir dönem bekliyor? Müthiş bir dönem bekliyor. Neden? Neden? Bundan önceki hükümetler, bundan önceki muhtıralar, bundan önceki darbeler, bundan önceki vesayet, bundan önceki Kürban yasağı, hükümet baskıcı, tek adamdan bahsediyorlar ama şu anda Tayyip Erdoğan geldikten sonra hiç mi görmüyorlar yani, ben merak ediyorum. Televizyonları, Avrupa basını hiç mi dinlemiyorlar? Nasıl bir liderimiz var? Nasıl bir insan bizim liderimiz şu anda? Biz 100 yıldan beri bu adamı bekliyoruz. İnsanlar buna nasıl sahip çıkmıyor? Şu Türkiye'yi nasıl görmüyorlar? Ben şaşırıyorum yani. 2023'ten sonra sadece yol yaptı, hastane yaptı. İnsanları ben anlayamıyorum. Yani bundan yıllar evvel hastanelerde kuyruk bekledikleri zamanları... Ben tüp kuyruklarını, yağ kuyruklarını bilmem ama hastanede bekledik. Hastanede ben ameliyat oldum, mide ameliyatı. Babam kendi kimliğini bıraktı, rehin. Para buldu, öyle geldi, beni aldı. Ben anlamıyorum bu nankör insanları, bu Türkiye'yi, şu anki Türkiye'yi 10 sene önce daha güzeldi, yok 50 sene önce daha güzeldi nasıl diyorlar? Ben bilmiyorum. Kardeşim, benim bildiğim tek bir şey var. Bu memleketin en büyük problemi CHP'dir. CHP zihniyeti ve CHP kafası. Neden? Neden? Hani tek kişilik adamdan bahsediyorlar da zamanında işte bizim ana dilimizi değiştirip, mesela size en ufak şundan bahsedeyim. Mesela Çin'de 1000 sene evvelki yazıyı 10 yaşında çocuk okuyabiliyor. Biz ecdadımızın 100 sene önceki yazısını okuyamıyoruz. Bizi Kur'an'dan, ilimden uzaklaştırmak için şöyle şeyden çakma bir dil getirdiler bize, Türkçe. Ben kabul etmiyorum mesela. Ben eski dilimi istiyorum. Osmanlı Arapçası. Tabii. Osmanlı Arapçasını istiyorum tabii. Osmanlı Türkçesi, özür diliyorum. Evet. Yani o zaman ben Kur'an'ımı da okurdum. Şeyini. Biz uzaklaştırmak için ilk işleri oydu zaten. Peki neden dinimizle, dilimizle, ezanımızla oynamak istediler, sizin dininizle söylüyorum? Ya çünkü Turgut Özal zamanında bir laf söylemişti. Demişti ki bizim içimizden adam satın almak çok kolay olduğu için. Bizim CHP'lilerin hepsi satılmış. O zihniyetlerin hepsi. Biz de Atatürk'ü seviyoruz. Peygamber değil. Değil mi? Yani bunun da tartışılacak yer. O da bir insan. Güzel işler yapmış. İyisiyle kötüsüyle gitmiş. Allah rahmet eylesin. Bitti. Yani bunu bu kadar putlaştırmak. Avrupa. Kardeşim, Avrupa bizimle oynuyor. Biz ne zaman işte sınır devletlerimizle ilişkilerimizi iyi yapsak hemen bize saldırı düzenliyorlar. Çünkü bizim güçlenmemizi istemiyorlar. Neden istemiyorlar? Orta Doğu'da. Orta Doğu'daki en büyük güç biz olacağız çünkü. Zaten öyleyiz. Şimdi biz Turancılık, yani rahmetli Alparslan Türkeş'in de arkasında durdu. Bizim de hepimizin ismi. Türk İslam Birliği. O zaman oradan sen kalkıyorsun, okyanus ötesinden buraya geliyorsun. Bizi yönetmeye kalkıyor. Sen kimsin ya? Necmettin Hoca'nın dediği gibi, Allah rahmet eylesin. Sen kimsin ya? Okyanus ötesinden geliyorsun, beni yönetiyorsun. Sen kimsin? Sen daha kendi ekonominin 300 milyon, 350 milyon nüfusun var. 150 milyonu aç sokaklarda geziyor. Sen ona bakmıyorsun. Amerikan filmlerinde gördük hep New York'u, Manhattan'ı. Hiç arka tarafı... Tam da oraya gelecektim. Acaba bize Amerikan filmlerinde o yazın, hani yazın çölün ortasına bir Amerikan askeri o kışlık kamuflajlarını giyip, evet, güç gösterisi. Acaba bizi beyaz perdeyle mi etkilemeye çalıştılar? Tabii ki. Yıllar evvel biz çocukluğumuzda da Universal diye pazar sinemaları bilmem nereye yattığı zaman, Rambo tek başına bir orduyu yok ettiği zaman, biz Amerika'yı zaten gözümüzde o şekilde büyüdük. Bunların hepsi illuminato, subliminal mesajlarla bizi bu şekilde etkileyip, biz de zamanı bazı şeyleri bilmeden, okumadan önce baktığımız zaman ulan diyorduk, Amerika'ya bak be,
Amerika bir hiç ya. Peki birlik olamamamızın, yani aslında birliyiz, biz hep birlikte Türkiye'yiz. Evet. Fakat içeride sorunların olmasının asıl nedeni CHP dediniz. Neden CHP neden böyle bir şey yapıyor sizce? Peki nasıl düzelecek? Neler söylemek istersin? Nasıl düzelecek? Ya bir kere düzelmesi için birlik olmamız lazım. Bak 15 Temmuz darbesinden, ondan öncekilerden beri yok ne darbe dediler ona? Kontrollü tiyatro dendi. Memle tiyatro dendi. Ya bunların kendisi tiyatro zaten, anlatabildim mi? Avrupa bunları istediği gibi yönetiyor. Bunları satın almış. Bunları resmen satın almış. Yani CHP'nin bir proje partisi olduğunu mu düşünüyorsunuz şu andaki CHP'nin? Şu anki CHP'nin. Bizim zaten altla ilgili bir problemimiz yok. Bizim üst tabanla alakalı. CHP'nin şu anki üst tabanıyla alakalı. Peki Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında sürekli bir atışma, sürekli bir çarpışma meydana geliyor. Twitter'dan olsun, sosyal medyadan evet, olsun. Neden ülkenin Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği bir lideri sonradan arası kötü oluyor. Ya kardeşim, bizim AK Parti olarak sadece bizim içimizde çıkarcılık yok. Olanlar zaten ne olduğu belli, gidiyorlar. Kardeşim, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun inceden koltuk bir... Koltuk sevdası be kardeşim. Koltuk sevdası olmasa Cumhurbaşkanlığı, sen Türkiye yönetsin diye aday gösterdiğin adamı kendi koltuğuna layık görmüyorsun. Hemen ne oldu? Sırt çevirdiniz birbirinize. Muharrem İnce'ye güvenemedim ve Muharrem İnce eğer bu partiye genel başkan olsaydı parti bir hafta içerisinde dağılırdı açıklamalarında bulundu. Ne düşünüyorsunuz Kılıçdaroğlu? Vallahi Kılıçdaroğlu ben bunun başında nasıl duruyor, nasıl suları ben anlamadım yani. Muharrem İnce değil, o değil, kim gelirse gelsin bu parti zaten eninde sonunda. Çok az kaldı. Yakında hepsi gidecek ve ben şunu iddia ediyorum. Şunu da iddia ediyorum. 28 Temmuz sürecinden önce sen 28 Temmuz'dan sonra yok yurt dışına kaçacak, kaçsa da biz onu getireceğiz demenin arkasında ne var? Meral Akşener gibi. Sen işte 28'inden sonra her şey çok farklı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu da, o da bunların hesabını tek tek, her şeyin bir zamanı var. Nasıl Celle Celaluhu'nun acelesi yok, sabrı bol. Bizim hükümetimizin de sabrı bol. Her şeyin bir zamanı var. Şu anda uğraştığımız o kadar çok şey var ki, dışarıyla, işleriyle, bilmem neyle, onların da sırası gelecek. Peki çok tuttum sizi ama Orta Doğu coğrafyasında şu anda Suriye'de İdlib gündemde. Evet. Amerika yeniden İdlib'e girebileceğini, zaten oradalar, çatışma ortamı yaratabileceğini, Esad orada, Rusya orada, İran arkada komşu. Hani Fransa gemilerini sürekli herhangi bir savaş ortamında getiriyor. Neler olacak? Türkiye bu konumda, bu durumda nasıl bir konumda olmalı, nasıl bir durumda yer almalı? Size şöyle söyleyeyim, her zamanki söylediğim gibi artık eski Türkiye yok. Herkes akıllı olacak. Yani oyun kuran değil, oyun içinde alınan onlar değil, oyun kuran. Kadar, onlar istediği kadar oyun yapsınlar. Bak bir sürü oyun yaptılar ama kimse Allah'ın hesabını, Allah'ın planını, Allah'ın oyununu bozamaz. Biz Müslümanlarla beraber Allah-u Teala'da. Bir ikincisi, bunlar istediği kadar oyun yapsın, gelsin oraya, yok gireceklermiş, bilmem ne olacaklarmış. Az daha bir şey söyleyecektim. Şimdi onlar hiçbir şey yapamazlar. Onlar sadece kuru sıkı bu saatten sonra. Ya Allah aşkına, Amerika'daki vatandaşlar bile savaş istemiyor artık. İnsanlar aç, ekonomileri bozuk. Yani Amerika bütün gelirini aslında savaşa, Orta Doğu'ya. Milli Savunma Bakanlığı'na ayrılan para insanların orada aç kalmasına sebep oldu. Yani o kadar hırslanmışlar ki. Çünkü Amerika dediğin, ya bugün patates bile, adam diyor ki Fatih Sultan Mehmet diyor İstanbul'u fethetmiş ama bir kere patatesi yememiş. Niye? Çünkü Amerika'nın keşfiyle gelmiş. Daha 1600'lü yıllarda keşfedilmiş. Peki Trump ekonomist hani sonuçta çok iyi bir ekonomist olduğunu. Ekonomist falan değil. İngiltere'de şu anda dünyayı yöneten İngiltere. İngiltere'de bu bizim hani bir ara Kurtlar Vadisi'nde bu baronlar bilmem ne dağılı. İngiltere'de bulunan büyükler Amerika'daki kukla devlet mi Amerika? Kukla devlet tabii ki. Yani o İngiltere ön planda olmaması için maşa olarak kullandığı yerdir. Kızılderilileri öldürdükten sonra İngilizler oraya yerleştiler. İngilizler çok akıllı. Zaten Amerikan vatandaşı diye bir terim sanırım. Yok zaten, öyle bir vatandaş yok. Anlatabildim mi? Onlar, İngilizler geldiler, Kızılderilileri falan öldürdüler orada. İngilizler oraya odaklandı. Ben Amerikalıyım diyecek birisi yok ki. Amerika'nın zaten 300 yıllık tarihi var.
Kaç yıllık tarihi var 1600 300 yıl buraya? 300 yıllık tarihi var adamların. Yani senin bir tarihin yok, kitabın yok. Toprağını kazsan bir şeyin yok. Toprağını kazdığın zaman sadece Kızılderililerin kemikleri çıkar. En büyük şerefsiz, en büyük pisliksizsiniz zaten. Katliam yapıldı. Tabii. İngiltere'de orası keşfedildikten sonra oraya İngilizleri yerleştirdi. Toplama milleti topladı oraya. Ondan sonra işte bu Universal gibi bir Amerikan şeyi çıkardılar. İşte Amerika, kurtuluş bilmem ne. İşte Green Card bilmem ne, Amerika'ya yolculuk var. İnsanları bu şekilde çektiler oraya. Biraz da beslediler. İnsanlar o zaman Amerika'yı bir şey zannetti ama herkesin foyası yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Peki şu anda şöyle bir algı var. Amerika çok güçlü, silahları inanılmaz kuvvetli. Amerika çok gelişmiş bir devlet. Biz ona bir şey yapamayız. Hatta rahibi de verelim. İstediklerini de yapalım. Dolar düşsün yeter ki bizi sırtımızı sıvazlasınlar. İşte zamanında bizim içerimizdeki bazı insanların işte böyle nasıl söyleyeyim sana, nasıl bağlantı kurayım? İşte bizi tehditleriyle içerideki satılmış adamlar onların istediğini yaptığımız için biz o dönemler her şey çok güzeldi. Ama şimdi başımıza böyle bir lider olup da Recep Tayyip Erdoğan gibi, Allah başımızdan eksik etmesin, böyle bir adam olup da sen kimsin ya? Burası çatladı kapı ülkesi mi demedi mi? Biz önceki Türkiye değiliz. Bizim artık kimseye gebeliğimiz yok. Şimdi insanlar diyor ki tutturmuşlar. Yok samanı dışarıdan alıyoruz. Buğdayı dışarıdan alıyoruz. İnönü ilk o Lozan Anlaşması'nı bize ilkokulda bir şey gibi gösterdiler. Zafer. Bir zafer gibi gösterdiler. Ne zaferi ya? Sen orayı yazarken senin milletin kaç kişi Türkiye'de? Atıyorum 50 milyon kişi. Ne kadar buğdaya ihtiyacın var? 30 ton. Yok 10 tonunu benden alacaksın. 20 tonunu. 10 tonunu kendin üreteceksin. Yani Lozan bir zafer değil de hezimet mi diyorsun? Hezimetin kralı. Pislik. Adi bir şey bu yani. Başka hiçbir şey değil. Yani insanlar artık o kadar böyle bir AK Parti düşmanı olmuşlar ki yapılan hiçbir şeyleri gözü görmüyor. Peki Lozan'ın anlaşmasını nasıl bozabilir Türkiye eğer hezimet olarak görüyorsanız? Ya. Türkiye'nin tapusu diye görenler de var. Nasıl Lozan'ın vermiş olduğu o anlaşmayı, o kuralları, o bağımlılığı aslında nasıl bozabilir? Ya şimdi onun o kadar çok içeriği var ki yani ben Lozan bildiğim kadarıyla bugün Boğazlar'dan geçen gemilerden bile ne para alabiliyorsun. Ne yazıyor Lozan'da? İkinci bir alternatif olana kadar. 2023 falan sonu değil yani, o öyle bir anlaşma değil. 2023'e kadar bak ne yapıyor adam? Kanal İstanbul'u yapıyor. Niçin? Diyecek gel buraya. Orayı halkına ayıracak. Git balık tut, yüz, boğaz turu yap. Sen buradan geçeceksin, bir de bana para vereceksin diyor. Tabii. Gel bakayım buraya. Her geçen gemi 70 bin dolar, 100 bin dolar. Gross tonun ağırlığına taşıdığı şey. İçine bile bakamıyorsun, ne taşıdığına bile kontrol edemiyorsun ya. Geliyor bir de yalılarımıza zarar veriyor. Bilmem ne. Lozan tamamıyla hizmet ama tabii ki devlet büyüklerimiz bunun nasıl sonunu geleceğini, bunların ne şekilde bir yol izleneceğini tabii ki bizden daha iyi bilir. Biz bu vatandaş olarak öyle takip ettiğimiz kadarıyla, tarihten biraz okuduğumuz kadarıyla biliyoruz ama tarihte hep yalan anlatılmış bize Lozan gibi. Benim kızdığım şu. Bu Kemalistlere söylüyorum bunu buradan. Kemal Atatürk'ü biz de seviyoruz. Dediğim gibi o bir peygamber değil. Tapmayın. Bugün CHP'nin bazı milletvekilleri var. Öbür dünyaya gittin mi Atatürk'e ne hesap vereceğiz diye konuşuyorlar. Hesap verilecekse bir tek Allah'a verilir. Ondan sonra cuma Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed peygamber efendimizdir. Yani ben bunu söylüyorum devamlı. Ben onlara karşıyım. Ben Atatürk'e karşı değilim. Anladın mı? Yaptığı şeyler de var iyi ama yaptığı iyi şeyler kadar kötü şeyler de var. Anlatabildim mi? Bu ülkeden bir an evvel bu CHP illetinin defolup gitmesi lazım. Başka bir şey bilmiyorum. Biz Kur'an okuyoruz. Bakıyorum şimdi şöyle. Bakın şimdi şuraya. Etrafınıza bakın. Bakın. Bak kapalı, açık, mini etekli, şortlu, makyajlı, makyajsız. Herkes var. Ve kimsenin kimseye bir şey dediğini görmüyorum ama bugün bir anne oğlunun yemin törenine gittiği zaman oğlunun yemin törenine giremedi. Veya şehit olduğu zaman kışlanın içerisine almadı. İçerisine giremedi. Yani ikilicilikten bahsediyor. Yani bu CHP'den kaynaklanıyor diyorsun. Kardeşim kurulduğu günden beri ne zaman Atatürk öldü yerine ününü geçti. Kendini nasıl... Şimdi Akit TV'de bir abimiz var. Çok severim onu. Bayılırım o adama. Çok güzel söyledi. Siz dedi anca dedi karılarınızı kollarına verirsiniz dedi. Ahmet Keser mi? Evet, Ahmet Keser. Şimdi bu iş böyle işte, anladın mı? Onlar satılmış insanlar artık. Bilmiyorum, Allah sonumuzu hayır etsin ama ben her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Çünkü Allah bizimle beraber.
Allah Müslümanın yanındadır. Aynen. İnşallah. Ben inanıyorum yani. Eyvallah, Allah razı olsun. Allah'a emanet olun kendinize. Sen de kardeşim. Eyvallah. Sağ ol. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Hüseyin Oruç. Hüseyin amcam, 2023 yaklaşıyor. Türkiye sizce 2023'ten sonra nasıl olacak? Parlayacak Allah'ın izniyle. Neden? İyiye gidiyoruz da ondan. Peki şu anda doların yükselişiyle insanlar bir takım söylemlere başladı. Ne düşünüyorsun? Başlasınlar, onu da aşacağız Allah'ın izniyle. Neler açtık onlar ne ki, biz daha nelere açtık Allah'ın izniyle. Peki eski Türkiye nasıldı 2020? Ben çok iyi biliyorum eski Türkiye'yi. Eski Türkiye nasıldı biliyor musun? Çöpler kapıların önünde, tüp kuyrukları, hastanelerde kuyruk. Yani ben çok yaşadım onları. Ben buradan biz Fransa'ya gittik. Orada ben çöpçüleri gördüm, ağladım. Neden? Neden bizim çöpçüleri görüyordum, hep böyle üstlerine tenekelerle alıyordular, tozlar dökülüyordu üstlerine. Ben oraya gidince, onları görünce ağladım bizim halimize. Şimdi de ben buraya geliyorum da seviniyorum ki Allah'ıma çok şükür Türkiye böyle. Tayyip Erdoğan, Allah ne isterse Rabbim muradını versin inşallah. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eski Türkiye nasıldı? Anamız ağladı. İki kamyonu sattım da işçi olarak gittim Fransa'ya. Niye? Yok. İş yok, para yok. Ne vardı ki? Şimdi ne varsa var. Bedava çalış. Yol yok. Yolda vurur dingil koptu. Yok vurursun, şanzıman da aldı. Kopa vurursun 10 ton yük. Bir takviye araba istop etse kaldın orada. Daha çıkamazsın. Şimdi yok, her taraf İstanbul. Her şey güzel. Biz geliyorduk da buralı yollara hopluyor hopluya gidiyordu. Şimdi de Allah'a şükür biz buradan ta Bayburt'a gittik. Sanki böyle nasıl diyeyim, Avrupa'da yok böyle yollar. O kadar. Avrupa'ya gittiniz mi? Ben Avrupa'da yaşıyorum. Fransa'da yaşıyoruz biz. Oradan geldik. Sizin izine geldik biz. Ama Türkiye'miz Allah'a şükür orayı 5 katladı inşallah. Her konuda geçiyor. Sağlıkta da geçtik. Bak burada çok... Sağlık nasıldı? Bak burada eskiden sağlık diye bir şey yoktu Türkiye'de de. Burada sağlıkta çocuk 18 yaşına kadar bedava. Ama Avrupa'da parasıyla %70'ini devlet ödüyor, sen gerisini sen ödüyorsun Fransa'da. Yani gittikçe iyiye gidiyoruz. Eskiden ne sağlığı? Koğuş sistemi vardı. 10 kişi hasta yatıyor. 10 da refakatçisi var, 20. Şeyde odada tuvalet yok. Salonda bir tuvalet var. Var 5 antene oda. Sıra gelmiyor, tuvalete geçsinler. Erzurum'da yani. Annemi yatırdım da oradan biliyorum. Şimdi Erzurum nasıl? Şimdi Erzurum'a gitmedim de ta Bayburt'a kadar gelmişse her şey var. Bayburt'ta film çekilebiliyorsun, her şey yapılabiliyor. Ama eskiden ne arız? Eskiden bir doktor var. Erzurum'a kavuştu hasta. Yoksa koptağında öldü. Ambulans yok. Ambulansı göndermek istiyorsan sen ambulansın mazotunu koyacaksın, dolduracaksın. Ambulans ücretleri veriliyor muydu? Tabii, mazotunu doldurmazsan ambulans götürmüyor. Arabandan da arabası varsa götürüyor koptağında. Açmadan doğum. Doğum doğru dürüst doğum yoktu Bayburt'ta yani. Doğum yapamıyordu. Erzurum'a havale, koptağında ölsün geri gelsin. Köyde ölsün geri gelsin. Ne Türkiye'de bir şey yoktu yavrum. Mazot yok. Araban var, mazot yok. Arabanın üstünde fıçı doldurabiliyorsan bir yere gidersin. Yoksa senin depodaki mazotun koptağını aşar biter. O yüzden iki kamyon sattım. Fransa'ya işçi olarak gittim. Ama şimdi Allah'ıma bin şükürler olsun. Bakıyorum Türkiye'de bir bayramda yollar tıkanıyor. Kaynarca'da burada duruyoruz. Eskiden bir Fransa'dan gelirdik bizim araba. Bir de orada konfeksiyonun bir arabası vardı. Şimdi yer yok sokaklarda. Herkes alabiliyor. Peki 2023'ten sonra sizce ne olabilir? Ne değişebilir? Bence çok güzel şeyler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Zaten Tayyip Erdoğan başımızda olduktan sonra Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacağına ben inanıyorum. Yani. Recep Tayyip Erdoğan neden seviyorsun? Yahu neyini sevmeyeceksin? Onun sevilmeyecek neresi var ki? Yani onun gibi lider var mı? Bak bu yurt dışındakiler bile diyormuşlar bizim çocuklara ki bir sene, iki seneliğine bizim başımıza verseler onu. Fransa. Yani öyle diyormuşlar ki bizim başımıza. Fransız vatandaşı mı diyor bunu? Ya biz o Fransız vatandaşlar diyormuş ki iki seneliğine bizim başımıza verseler onu. Ya çok böyle bir lider diyorlar.
bizim olmalı böyle bir liderimiz. Alışmamışız ya biz, ancak verirsin yurt dışı bizi idare etti. Yani onlar ne dediyse onlar dediler yapıldı. Şimdi yapılmadığından bu zulümler var işte. Allah'ın izniyle onu da başaracağız, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Allah razı olsun, çok neyimiz, sağ olun. Neyimiz var getireceğiz, dövizimiz, dolarımız, canımız da dahil. Anladın yavrum? Eyvallah. Ha. Bu vatan için her şeyimiz sade olsun. Allah'a emanet. Hayırlı günler. Sevgili izleyenler, sokaktaki vatandaşlarımıza bugün Söz Milletin programında 2023'ten beklentileriniz nelerdir sorusunu sorduk. Cevaplar bu şekildeydi.